Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar efendim. Buyurun. Aleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Hayırlı sahurlar. Bir sorum olacaktı hocam size. Dinliyorum Eyüp Bey. Ölülere Yasin okunuyor mu hocam? Ölülere Yasin okuyor musun? Biz okuyoruz, evet. Allah kabul etsin. Okunur. Amin. İkra'ül Yasin ala mevtakum. Ölülere dua niyetiyle Kur'an okunur. Sadaka-i cariye ölülere fayda eder. Dua fayda eder. Bıraktığı ilim, talebeler fayda eder. Ölüler için namazda bile dua ediyoruz. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diyoruz. Demek ki ölüye faydası var duanın. Evet hocam. Başka soru var mı? Teşekkürler hocam. Başka soru yok. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer telefonumuzu alalım. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Aleykümselam. Osman Bey Düzce'den arıyor. Osman Bey buyur. Sağ olun. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun hocam. Efendim. Buyurun dinliyoruz. Sorunuz var herhalde. Evet, birkaç sualim olacak izninizle hocam. Buyurun. Hocam Allah nasip ederse ben yeni 5 vakit namaza başladım. Tebrik namaza ederiz. Namaza başladığımdan itibaren çevremden namazımı kıldığımdan dolayı işte bazı yanlış yaptığım şeyler söyleniyor işte arkadaşlarımın arasında, özellikle sabah namazıyla ilgili. Bununla ilgili bir soru işareti oldu kafamda. Ben sizden minnet bir cevap almak için aradım. Buyurun, ne gibi? Sabah namazını ezan okunduktan en az bir yarım saat sonra kılınması gerektiği söyleniyor. Hani karanlıkta kılınmaz. Güneş doğmaya yakın. Hani o da içerisi aydınlanacak kadar olması gerekiyormuş. Çevremde böyle bir şeyler duydum birkaç arkadaşlarımdan. Bunun net hani kılınma vakti nedir? Ramazan ve normal vakitlerde bu değişir mi? Sabah evet. Namazını kılınma vakti. Peki. Şöyle söyleyeyim Osman Bey. Resul Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam namazların hem ilk vaktini hem son kılınacağı vakti gösterdi. Sabah namazının vakti de imsakla beraber girer, güneş doğumuyla beraber çıkar. Hanefi mezhebi, ısfar dediğimiz havanın böyle kızıllıktan sonra sararıp beyaza döndüğü zamanlar biraz, o zamanı yani güneş doğmasına 45 dakika kala, yarım saat kala kılınmasını eftal, faziletli sayar. Şafii mezhebi ise gales dediğimiz karanlıkta, imsaktan sonraki o karanlıkta, alaca karanlıkta kılınmasını sevap sayar. Çünkü Resulullah ikisinde de kılmıştır. Öyle de kılmış, öyle de kılmış. Bundan dolayı her ikisi de doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Ramazan ayında Türkiye'de normal zamanda, şimdi saatler uzadı, kısaldı günler falan diye İstanbul gibi yerlerde ezan imsakla beraber okunduğu zamanlarda oluyor Ramazan'ın haricinde, ama genelde güneşin doğmasına bir saat kala ezanlar okunuyor Türkiye'de. Esas olan, sünnet olan imsak oldu mu sabah ezanının okunmasıdır. Sabah namazı vakti girmiştir. Fakat imsak konusunda işte 5 dakikaydı, 10 dakikaydı, erken oluyordu, geç oluyordu tartışmaları uzun yıllardır süre gelip gidiyor. Burada biz Diyanet'in yaptığı son çalışmalara güveniyoruz. Teleskoplarla, çıplak gözlerle, gözetleme yerlerinde imsak vakti gözleniyor. Yani o eskiden temkin vakti denilen 10 dakika, 15 dakikalık vakitler de kaldırıldı. Son haddine kadar getirildi. Yani artık imsak deniyorsa takvimde imsaktır. Ezan okunuyorsa sabah namazının vakti giriyor. Ama bu ihtilaftan dolayı namazı biraz daha geciktirmek, 5-10 dakika imkan varsa geç kılmak, imsaktan sonra kılmak daha güzel. Yok acelem var, ben zaten şimdi namaza başlamazsam, kılmazsam yolda namaz gidecek diyorsa, imsak girmişse namazı kılabilir. Burada herhangi bir tereddüde mahal yok. Mezhepler arasındaki farkı da anlattım. Diyanetin takvimindeki meseleyi de size arz etmiş oldum. Kafanıza takılan bir şey varsa imsakla ilgili sorabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Bir sorum daha olacak müsaadenizle. Evet. Hocam benim eşim migren hastası. Allah şifa versin. Ramazan'da oruç tutması çok sıkıntılı oluyor. Bu Ramazan'ın başında bir gün denedi, orucunu tuttu ama yeri geliyor ama oruçluğunu bozmak zorunda kaldığı durumlar da oluyor.
Ama oruç tuttuğu zaman 3-4 gün kendine gelemiyor. Baş ağrısı geçmiyor. Bundan dolayı oruç tutamıyor. Ben bunun orucunun zekatını hani fidyesi. Nasıl denirse bunu para olarak verebilir miyim? Tutamıyor çünkü. Yarın bir gün düzelir inşallah, 3 sene sonra, 5 sene sonra tutabilir. Şafii mezhebinde kaza edecek de olsa fidyesini vermesi uygundur. Ama Hanefi mezhebi kaza etmesi mümkün olanların şimdiden parasını vermesini uygun görmüyor. Onun kaza etmesi esastır. Kazayı beklesin. Yani daha sonra ben bunları tutarım diye niyet etsin. Yaşı gençse öyle tavsiye ediyoruz. Para vermenize gerek yok şu anda. O kazalarını hesap etsin. Yazsın bir yere şu kadar orucum kaldı diye. Yalnız evet. Doktora da sorsun, ben oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım diye. Doktor tutabilirsin derse ona göre hareket etmesinde fayda var. Ya, ilacı var, migren ilacı var. Yalnız ilacını ağır bir dozda ilaç olduğu için başın ağrımaya başladığında alabilirsin diyor. Aylık verdiği tek bir tablet var, yani 10 tane diye. Anladım. Ondan dolayı iyi olduğu zamanlar tutsun. Engel oluyor. Engel olduğu zamanlarda kazaya bıraksın. Allah şifa versin. Geçer inşallah. Sağ olun. Bu da geçer yahu. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.